Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir deney videosu yapacağız aslında. Bu aralar fazla make-up tutorial tarzında videolar geldi. Yani makyaj yaptığım veya makyaj tanıttığım ya da makyaj denediğim videolar fazla geldi. O yüzden biraz ara vermek istedim. Zaten son zamanlarda da makyaj koleksiyonum geldi. Sonra değişik challenge'ler geldi. Bugün de küçük bir deney videosu yapmak istedim. Diyeceksiniz ki şimdi nasıl bir deney? Şöyle bir palet var elimde. Bu benim en ucuz paletlerimden biri aslında. Beauty Glaze markasının. Şöyle göstereyim. Ben bu paleti Amazon'dan almıştım. Ama bu palet, daha doğrusu bu marka, Beauty Glaze markası, AliExpress'te de var. Doğru hatırlıyorsam 8 euroya falan almıştım. İçini de göstereyim paletin. Ben bu paleti niye almıştım? Palet aşırı şekilde Morphe'nin Jaclyn Hill paletine benziyor. Tam tutmasa da aslında bayağı benziyor. O yüzden almıştım. Güzel bir palet ama tabii ki favori paletim değil. Çünkü zaman içerisinde bayağı pahalı paletler de denedim. Ve uygun fiyatlı da paletler denedim. Beğendiklerim çok oldu. O yüzden bu biraz unutuldu diyeyim. Yani çok kullanmıyorum. Ama bu paletle bugün ne yapacağım? Çoğu YouTuber'larda görmüşsünüzdür. Şimdi gördüğünüz üzere burada bayağı bir renk var bu palette. Ben bu renklerin hepsini alıp şöyle küçük bir tabağa dökeceğim. Sonra o farları karıştıracağım. Ve nasıl bir renk ortaya çıkacak onu merak ediyorum, onu deneyeceğim. Tahminimce aslında bence toprak renklerinde bir renk ortaya çıkacak. Yani daha doğrusu kahverengi bir renk çıkacak diye düşünüyorum. Ama çok da renkli farlar olduğu için değişik bir renk de çıkabilir ortaya. O yüzden çok konuşmayayım. Bence hemen başlayayım. Ablam bana yardım edecek çünkü... Ben asistanım ya. Aynen. Tabağı tutamayacağım çünkü sadece iki elim var. Şimdi nasıl yapacağım? Bir farda göstereyim nasıl yaptığımı arkadaşlar. Evet. Gerisini hızlandırılmış olarak görün. Şöyle göstereyim. Şu siyah renkle başlayacağım. Şöyle bir cımbızım var. Yani kirpik yapıştırma aleti daha doğrusu. Ucuyla siyah farı biraz kazıyorum. Çok fazla da olmayacak şekilde. Tabağa dökeceğim şu an görmediğim için. Bu yani arada bu far bayağı kadar sertmiş. Ya yani nokta kadar. Biraz balmumu boyası gibi. Bence bu yeter. Şu kadar yeter. Ve siyah olduğu için bence bunu fazla... Çok da ziyan etmek istemiyorum farları. Çünkü paleti seviyorum, kullanacağım yani. Hızlandırılmış şekilde seyredin arkadaşlar. Palet şu an şu şekilde. Ya kullanamazsın bence. Yok, kullanılır da bayağı bir temizlemem gerekecek galiba. Renkler birbirine bayağı karıştı. Şimdi daha açık renkleri geçeceğimiz için daha ümitliyim. Güzel bir far çıkabilir. Tüm farları kazıdım. Palet bayağı bir mahvoldu. Buradan sana bir 10 günlük far çok. Maalesef aslında çok az yapmak istiyordum ziyan etmemek için ama far çok. Far, bir de bayağı yumuşak far var aralarında. Yani paletin hali şu, kaldıramıyorum fazla. Bunu direkt kapatıyorum. Bahçede bir temizlemem gerekecek. Çok toz tutuyor. Kenara koyuyorum. Yalnız üstümüz, başımız Titan bayağı bir kötü oldu.
Şimdi aslında... Yani böyle bir şey yapmak istiyorsanız dışarıda yapın bence. Bence yapmayın, palete yazık. Onun için zaten yapıyorum. Ben de görün, siz yapmayın. Merakınızı biz gideriyoruz sizin elinize. Başka meraklarınız varsa lütfen yazın. Nasılsa ben videodan sonra buralara siler, süpürür, temizlerim. Ne olacak canım? Yalnız tahmin ettiğin gibi tuhaf bir renk oldu. Aslında ümitliydim çünkü palette çok pembe ve kırmızı renkler var. Ama yine de kahverengi oldu. O da sen bunu gözüne sürebileceğini düşünebiliyor musun? Bilmiyorum. Çok şey oldu yani. Çok toz. Aslında sıkıştırsak bir şeye iyi olurdu da. Muhtemelen bu fori bir daha kullanmayacağım için. Bir de efsane bir şey çıkıyormuş ortaya. O zaman gülerim. Peki senin arkanda neden Coca-Cola kutuları var? Çünkü benim bir Coca-Cola koleksiyonum var. Şöyle bir tikim var arkadaşlar. Ne hoşuma giderse onu direkt koleksiyona çeviriyorum. Barbie'lerim de var. Barbie koleksiyonum çok büyük değil ama birkaç tane çocukluğumdan kalma Barbie var. Birkaç tane de yeni aldım var. Ve alıyorum yine hoşuma giden. Tabii her Barbie'yi almıyorum ama hoşuma giden Barbie'leri alıyorum hala. Yani öyle hoşuma giden şeyleri koleksiyona çevirme tikim var. Highlighter koleksiyonum da var. Yani bir seriden tüm highlighterları alma gibi bir tikim var. Neden bilmiyorum. Bunlar gerçekten Almanya'da olmadığı için Türkiye'den getirdim bavulumda. Güleceksiniz şimdi ama içtim. Hatta bir mavi olanı eksik kaldı galiba. Yeşil miydi ya da? Maviydi galiba. İzmir'deydik o sıra ve ertesi gün geri dönecektik. Arabayla gitmiştik galiba o sene, emin değilim. Arabayla gitmiştik çünkü annem demişti ki böyle çantaya veya arabaya koyarsak bunlar ezilir, kırılır. Aynen, ayakkabı kutusu bulmuştu babam bize bir yerden. Bir arkadaşından sonra. Onların içine dizip. Evet, koli bandıyla sarıp öyle getirmiştik. Arabanın da şey hani boksların olduğu yer var ya yani. Arka camın önündeydi. Aynen, arka camın orasına koyduk ki gerçekten kırılmasın, hiçbir şey olmasın diye. Annem de böyle bir şeyi desteklemiş. Gece, nedense. Gecenin 12'sine dışarı çıktık. Bakkal aradık, açık bakkal. Ve bakkalcıya soruyorum ki işte mavi kola var mı abi falan. Adam da bana tuhaf tuhaf bakıyor. Hatta birisi dedi mor olsa olmuyor mu, sadece mor kaldı. Yok, mavi olmak zorunda. İçindeki önemli değil zaten, rengi önemli. Sonra adam yazık demişti ki ya işte şurada buzluk, gidin bakın falan demişti. Sonra en arkada bulmuştuk. Evet, hatırladım. Mavi olan bayağı tutuluyormuş demek ki. Yani her rengi var, sadece bu ikisi yok. Vanilyalı olanı da var. Onu buradan aldım ama. Sadece şey serimiz yok. Leopard. Evet, maalesef var. O yok. Bir de isimli yok. Evet, isimli. Benim ismimi bulamadım çünkü hiçbir kolun üzerinde. İsmimi söylemiyorum yani, ismim bilinmiyor ama ismimi bulamamıştım. Benimki zaten. Seninki zaten. Hiçbir şekilde bulamazsın. Kuzeniminkini bulmuştuk Ankara'da. Evet, doğru. Ama benimkini ara bulamamıştık. Buradan selam olsun ona. Aynen. Şu an Kıbrıs'ta. Ya hiçbir şeye benzemiyor. Toprağa benzedi aslında. Böyle toprağın içinde küçük kurtlar varmış gibi. Bayağı kötü bir şey oldu. Yani gerçekten bunu sürmeyi düşünüyor musun? Deneyeceğim. Far yok gözümde. Zaten bundan önce başka bir video çekmiştik. Hatta ablam bana dedi hangisini ilk çekeceğiz. Bunu sonra çekelim dedim. Çünkü farın nasıl bir şey olacağı bilmiyorum. Bu arada o videoyu da aşağı bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Aynen. İzleyebilirsiniz onu da. Makyajım komple berbat olmadan bu videoyu en sona bıraktık. İyi ki de en sona bırakmışız. Baksana halimize. Bayağı bir şey oldu. Sübürge gerekecek. Sürmemiz gerekecek. Çıkmaz mı? Fırçada şöyle oldu. Gözüküyor mu şu an? Hı-hı. Yani far sürmedim zaten arkadaşlar, görüyorsunuz. Korkarak başlıyorum sürmeye. Bence korkmana gerek yok. Hiçbir şey gözükmüyor. Bence biz bronzlaştırıcı yaptık. Gerçekten denesek mi bronzlaştırıcı olarak? Yani klasik kahverengi. Evet. Daha çok Fallout'u var haliyle, çok tozutuyor. Neden acaba?
Kaleci Rüştü. Benzedin mi? Bir de, şimdi de şuraya bir nokta, şuraya bir nokta yap. Kedi ol. Bir de kedi. Bence kapat artık bu videoyu, saçma sapan. Daha fazla rezil olmadan arkadaşlar, benden bu kadar. Bu deney hoşunuza gittiyse, eğlendiyseniz ve şu an halime gülüyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bu tarzda deneylerin devamı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda söyleyin bunu bana. Yani ne yapabiliriz? Aydınlatıcı yapabiliriz, allık yapabiliriz, bronzlaştırıcı yapabiliriz, ruj yapabiliriz. Her şey yapabiliriz. Yani benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, güle güle. Hoşça kalın.